Tamam, biz hazırız başkanım. Evet. Arkadaşlar. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Hem odamızın hem de çiftçilerimize verdiğimiz bilgilerle alakalı her anlamda gözümüz kulağımız oluyorsunuz. Bu anlamda hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar birçok konu var. Elbette herkesin beklediği açıklama KOKAR'la mücadele nasıl olacak falan ama ben yukarıdan aşağıya son bir ayda ya da bir yılda neler oluyor, tarımda neler gelişiyor bölgemizde onlarla size kısa kısa bilgiler vermek, paylaşmak istedim. Bildiğiniz gibi 2024 yılı fındık toplandı, fındık pazara indi. Geçen yıl biz çok uzun süre eğitim çalışmasını yapmış olmamıza rağmen ünyemizin aşağı yukarı 1/3'lük bölümünde demek ki orada eksikliğimiz oldu. Ya anlatamadık ya da karşı taraf olarak anlayamadık. KOKAR'ın zararlarını görünce aklımız başımıza geldi. Fındık piyasaya indi. Piyasada işte 15 randımanlardan işte 40'lara vesaire birinci sınıf fındık, ikinci sınıf fındık, erek üstü fındık, erek altı fındık, KOKAR'ca çok vurmuş, KOKAR'ca az vurmuş gibi bir sürü işlerle, söylemlerle karşı karşıya geldik. Evet, fındıkta bu sene KOKAR'ca var. KOKAR'ca zararlısı var. Bahçe çürüğü literatüre, bu sene bahçe çürüğü diye bir de söylem gelişti, o da girdi literatüre. Evet, doğrudur. Bunların hepsini ben kabul ediyorum. Hepsinin de üzerine altına imzamı atarım. Ama piyasada korkunç bir şekilde çiftçi üzerine oynanan da bir oyun var. Bunun da altını çizmek istiyorum. X bir manavda yapılan randıman, atıyorum bunu misal olarak söylüyorum, 20, öbür taraftaki manavda 25, bu taraftaki manavda 30 gibi. Ya ben her zaman şunu söylüyorum, biz bu memleketin birer fertleriyiz. Üreteniyle, manavıyla, fabrikasıyla kıble aynı yerde dönüyoruz. Üstümüz al bayrak, altımız toprak. Bu nedir? Bu teferruatlı alışverişi anlamış değilim. Her türlü bir salgından, her türlü bir olaydan biz çıkar elde etmeyi düşünüyoruz. Bu da bizi bir üretici temsilcisi olarak üzüyor arkadaşlar. Bunu açık açık paylaşmak istedim sizlerle. Bu çürük fındıklar ne olur? Ya da evde mi kalacak, samanlıkta mı kalacak? Arkadaşlar, yeminle söylüyorum, bu fındıkları biz 3 ay sonra, 5 ay sonra sofrada yiyeceğiz. Çürüğünü de bize yedirecekler, çarığını da yedirecekler. Çünkü ben bunları biliyorum. Eğer hal böyleyse bu kadar başka türlü oyun oynamak nedir bilemiyorum. Bu anlamda ben TMO'nun fiskobirliğin özellikle bir çiftçi kuruluşudur. Neden bu randımanı düşük olan fındıkların bir birim açılarak alınmadığını hala anlamış değil. Buradan çağrımızı yineliyoruz. Bunu sürekli söylüyorum. TMO'nun vatandaşın satamayacak kadar randımanı düşük olan fındığı mutlak surette alması lazım. Efendim zarar mı edecek? Edecek tabii ki. Bana sorarsanız elbette etmeli yani. Devletin ben şefkatli elini ne zaman üreticinin üzerinde olduğunu hissedeceğim. Elbette almalı, elbette etmeli. Efendim alan bazlı gelir desteği veriyor da işte şunu vermeme şöyle. Ya verecek bunları, verecek, verilmelidir devletin. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı anayasada gayri safi milli hasılanın %1'i tarıma destek olarak verilir demiş. Verilebilir. Kenarından verilebilir, köşesinden de dememiş, verilir demiş ya. Yani. Dolayısıyla biz o %1'ini bile alamıyoruz. Burada TMO'yu, Fiskobirliği gerçekten göreve davet ediyoruz. KOKAR'ca meselesi aşağıda ona daha değişik olarak gireceğim. İkinci konu sizinle paylaşmak istediğim ikinci konu. Ordu ilinin %74'ü bildiğim kadarıyla maden sahası ilan edildi ya da araştırıldı. Üyemizi de bu %74'ün içerisinde en tehlikeli bölge benim yaptığım araştırmalara göre. Bu bölgenin
topraklarının fındıkta ya da diğer ürünlerde arkadaşlar verimli olması, dünyanın en kaliteli fındığını bu bölgenin üretiyor olması altındaki maden zenginliklerinden kaynaklanıyor. Biz her bir tarafı kelaylak kuşunun kafası gibi yolmaya çalışıyoruz. Nedir yani bu maden alıcıların, çıkarıcıların, gözü parayla doymayanların bu bölgeden istedikleri nedir bunu anlamış değilim. Burada haykırıyoruz bir üretici temsilcisi olarak, hükümet edenlere haykırıyoruz. Lütfen elinizi bu verimli topraklardan çekin. Artık yeter. Dolayısıyla altın madeninden ülkem benim altın kazanamazken ben baron bir firmayı niye altınla zengin edeyim? Benim ülkem burada zarar ederken, yüzyıllar boyu maden sahasında bir ot bitmeyecekken bu sahayı neden biz büyük büyük baronlara peşkeş çekelim? Bununla alakalı içimdeki bu duyguları sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz maden sahalarını bu şekilde yok edersiniz, dünya yok edilirse böyle, bu insanlar kanını neyle doyuracak? Kokarca'ya çare arıyoruz. Kokarca'ya çare aramaya gerek yok ki. Yani siz Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu yeryüzüne elinize sürmeyin insan olarak. Bunu pandemide örneğini gördük. Kendi kendini dengeler de o. Sürmeyin. İnsanoğlu elini sürmesin ne olur yani. Efendim bu ona elimizi sürmeyeceğiz, buna elimizi sürmeyeceğiz de bu kadar insan nasıl doyacak da akla gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti 80 küsür milyon, 85 yuvarlak olarak söyleyeyim. Resmi ya da gayri resmi benim bildiğim Türkiye'de 20 milyona yakın kendi vatanlarının hainini biz burada besliyoruz. Dolayısıyla bu mülteci sayısı resmi ya da gayri resmi 20 milyona yakın mülteciyi besliyoruz. Biz aşağı yukarı 30 milyonun üzerinde, 40 milyon gibi bildiğim kadarıyla, çok onu bilmiyorum, biz turist karnı doyuruyoruz. Bunu bu Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün bölgedeki çiftçiler bunu üretiyor. Kırmızı etçisiyle, beyaz etçisiyle, sebzecisiyle ya da meyvecisiyle. Siz bu tarım alanlarını, ürettiğimiz ürün alanlarını, güzel alanları madencilere peşkeş çekerseniz bu memlekette biz nasıl üreteceğiz arkadaşlar? Çeliğimize, çocuğumuza, gelecekle alakalı neler bırakacağız? Buradan bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla doğa katledildikçe kendine yaşam alanı arayan böcekler yaşam alanı bulmaya geliyorlar. Dünya da katlediliyor. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın da uzak bölgelerinde de bu olaylar oluyor. Böcekler oradan oraya kendine yaşam alanı arıyor. Fındık dal kıran zararlısında olduğu gibi. Kıymetli arkadaşlar, Kokarca zararlısına gelince, Kokarca'da geldiğimiz son durum nedir? Ünye Ziraat Odası olarak neler yapıyoruz? Ben Sayın Kaymakamımızın önderliğinde ilçe tarım müdürümüz, belediye başkan yardımcısı, jandarma komutanları, işte ilgili daire amirleri ve ben zaman zaman onlara eşlik edemediğim zaman başka bir yerde ben seminer vererek Fatih arkadaşımızla birlikte bazen kaymakamımızın önderliğindeki toplantılara iştirak ettik. Bir köye 3 defa gittiğimizde oldu, bir köye 1 defa gittiğimizde oldu. Hiç gitmediğimiz köyler de oldu. Geçen sene özelinde söylüyorum bunu. Niye olmadı? Çünkü orada kokarca tehlike zararlısı yoktu. Daha vuku bulmamıştı. Biz yukarılara gitmesini engellemek amaçlı o alçak bölgelerde bu toplantıları yaptık. Maalesef böceğin hızına yetişemedik. Tarım Bakanlığımız tam görevinin yaptı mı? Ben üst yönetimin çok da bu işi duyduğunu sanmıyorum. Duyuyor ya da duymazdan geldiği gibi düşünüyorum. Ama Ordu İl Müdürlüğü'nü, onların himayesinde ilçe müdürlüklerini tebrik ediyorum. Belki de Türkiye'nin en çok ses çıkartan ili Ordu ili, Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleriyle bizlerle beraber arkadaşlar. Neler yapılabilir, neler olunabilir? Her gün, her toplantı, artık toplantıya gitmekten biz de bıktık. Artık bir çare, bir müsbet mi derler, menfi mi derler, bir sonuç görmek istiyoruz.
Biz de bu anlamda Ziraat Odası olarak kendimizi geliştiriyoruz. Kokarca'yla mücadele etmek için çok da böyle okumuş olmak da gerekmiyor. Çok da öğretmen olmak gerekmiyor. Çok da profesör olmak gerekmiyor. Çok profesör olsaydı biz ilgili böceğin kokulu söyleyemiyorum ayıp olmasın diye Costa Rica'dan almazdık bu kokuyu, pis kokulu böceğin kokusunu ülkemize üretebilirdik. Dolayısıyla bu anlamda kişiler neler yapabilir, neler yapmalı diye de biz zaten kendim de köy Fatih arkadaşımla beraber gezdik, anlattık. Ama anlattığımız yerlerde zarar görenler oldu, görmeyenler oldu. Anlattıklarımızı tam anlamıyla yapanlar oldu. Tam anlamıyla yapanlar oldu. Bunun altını çizerek söylüyorum. Cevizdere'nin göbeğinde bir Ayhan Kartal kardeşimiz Ünyespor'unda fanatik taraftarlarından birisidir. Ona sorabilirsiniz. Bu arkadaşım Cevizdere'nin göbeğinde 52 randuman fındık getirdi. 4 kez ilacını yaptı. Her ilaç uygulamasında farklı ilaçlarla ve bu başarıyı yakaladı. Demek ki bazı şehir efsaneleri gibi sokakta ilaçlar öldürmüyor diyenler var. Ona tam da bunun cevabı. Evet arkadaşlar, yani doğayı hep ilaçla boğmak mı lazım? Evet, ilaçla doğayı boğmamak lazım. Eğer vaktinde, zamanında, zemininde ve dozunda ilaç atabilirsek, en önemli noktası da bu. Zamanı, zemini ve dozu. Kokarca yok bahçede. Takip edeceksiniz. Yani ben bunu üreticiler için söylüyorum. Kıymetli üreticilerimiz. Buradan çok seslendik. Bir daha sesleniyorum. Takip edeceksiniz. Sizin ekmeğinizin eve gelip gelmeyeceğini buradan, karşı köyden ben bilemem. Dolayısıyla üreticilerimizin bunu takip etmesi lazım. Devlet efendim ilaçlamalı. Devlet şunu yapmalı. Devlet nerede? Devlet burada. Devlet ayağınızda, her yerde. Ha, duyması gerekenler duymuyor olabilir. Ama biz elimizden geldiğince duyacakları olduğu kadar, ağzımızın çıktığı kadar duyduracağız. Dolayısıyla en büyük Kokarca'yla mücadelede en büyük figüran üreticinin ta kendisi arkadaşlar. Buradan devletin yapmak zorunda olduklarını da söyleyeyim. Bizim yapmak zorunda olduğumuzu da söyleyeyim. Üreticinin yapmak zorunda olduklarını da söyleyeceğim. Ekipman desteği bekliyoruz. Bir an önce %50 hibe kampanyalarının ilaçlama motorlarıyla alakalı biz bunu gelen ilgili büyük ilgili abilerimize teker teker anlattık. Kıymetli basın mensupları arkadaşlar. Onların %50 hibe desteklerinin özellikle bu Kokarca ile mücadele noktasında Tarım Bakanlığımızdan bunu ivedilikle bekliyoruz. İki, kışlakların ilaçlanması noktasında Tarım Bakanlığından süresiz ve sürekli ilaç desteği istiyoruz. Süresiz ve devamlı ilaç desteği istiyoruz. Yani bu böyle. Ben bu sene işte bir geçen sene Ünye Belediye Başkanımızın desteği, bir iş adamı Hasan Durak abimizin, söyleyeyim bunu da, desteği ve odamızın katkılarıyla bir ton gibi bir ilaçla biz o bahse konu Ünye'nin 1/3 Kokarcalı köylerine ilaçlattırdık arkadaşlarımıza. Bunu becerebildik yani, bir ton ilaçla. Dolayısıyla Tarım Bakanlığı'nın artık yani tasarruf tedbiri, efendim işte şu tedbiri, bence bütün yatırımları durdurmalı, Kokarca'ya bakmalıdır Tarım Bakanlığı. Bak, bu ağzından çıkanı kulağını duyarak söylüyorum. Tarım Bakanlığı bütün diğer yatırımlarını bırakmalı, Kokarca ile zararlı ile mücadele etme noktasına odaklanmalıdır. Böyle bu şaka maka bir iş değil. 50 ortalama randıman fındığı 8'lere 7'lere düştüğünü biliyorum ben. Bunu görmezden gelmemeli Tarım Bakanlığı. Tarım Bakanlığı'nın yapması gerekenler. İkinci bunlar. 3, sürekli eğitimler. Sürekli bize yeni bulgular. Ben Hatay'a indim. Hatay'dan Antep'e çıktım. Antep'ten Urfa'ya geldim. Oralarda acaba neler yapılıyor? Çünkü oralar tarla bitkileri var. Evet, bizim gibi bahçe bitkisi yok ama biz her neler yapıyorlar diye bunları buralarda gittik, bulduk. Hatay'a gittim, Alanya'ya gittim, Antalya'ya gittim. Kimler neyle mücadele ediyor? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm kendi bölge çiftçim adına.
Hataylı diyor ki, hoş geldi, sefa geldi diyor. Buraya da gelir size dediğinde, hoş geldi, sefa geldi diyor. Bugün gelir, yarın biz geri geriye size göndeririz onları diyor. Niye diyor? 6 gündedir adam ilaç yapıyor. 7 gündedir ben ilaç yapıyorum diyor. Dolayısıyla biz buradan da çiftçilerimize de sesleniyorum. Biz artık ne olur çiftçi olalım. Sadece fındık toplayan fındıkçı olmayalım. Bunun devamı olarak da ziraat odası olarak da biz neler yapıyoruz? Arkadaşlar bunu şeyde bulduk. Bunu Hatay'da bulduk bu ilacı. Bunun içerisinde feromon var. Bu feromon bizim bildiğimiz Tarım Bakanlığı'nın bize gönderdiği feromon gibi değil. Bu feromon, bak şurada minik bir feromon ve bir poşetin içerisinde kapalı. Bu deneyeceğim bunu. Bunu denemek amaçlı getirdim. Bu böceği öldürdüğünü söyledi orada ilgili ziraat mühendisi kardeşimiz. Bunu oradan aldım. Bu Tarım Bakanlığı tarafından gönderilmiş, bölgemize gönderilmiş bir vatandaşın bize getirdiği bir aparat. Ultraviyole ışık dediğimiz bir ışıklı tuzak. Şu alet yine bunu yurdumuzun diğer taraflarında buldum. Bunun her iki tarafında jelatin var. Bunu açtığınız zaman bu sağlı sollu yapıştırıyor. Fakat buna Tarım Bakanlığı çok sıcak bakmıyor. Neden sıcak bakmıyor? Bu tür aletlere yararlı böcekleri de çekebiliyor. Az önce başta dedik ya, biz insanoğlu doğayı bıraksa kendi kendine doğa birbirini amorti eder. Ama şu anda bazı olayları kullanmak zorundayız. Ben yararlı böceğin hesabını yapamam. Benim hesap yapacak olduğum hesap, çiftçinin yapacak olduğu hesap, şu anda yapmak durumunda olduğu hesap ekmek hesabı. Dolayısıyla şu anda bu hesapları falan yapamıyoruz. Bu aparatımız arkadaşlar tabancalı, bildiğiniz, hepimizin bildiği klasik ilaçlama motorunun önü tabancası. Bunu en ince noktaya getirerek üreticilerimiz atarsa, şu anda gördüğümüz bahçede, özellikle bahçede, evin dışlarında, kışlaklarda en iyi verimi alacak olduğumuz ilaçlama aparatı bu gözüküyor. Ancak son zamanlarda bir gelişme var. Sisleme aparatı, motoru gibi. Sayın Belediye Başkanı sanırım ondan 2-3 tane aldı, köylerine aldıracak. Belediye himayesine galiba alıyor. Biz de onun bir ufak modellerini bulduk. Aldığımız gibi vatandaşa bunları satmak istiyoruz. Bu kokarcayla mücadele noktasında aldığımız her ürünü üreticiye aldığımız gibi vereceğiz. Bundan çok gönül rahatlıkla bunu yazabilirsiniz. Üreticimiz bunu duyabilir. Bütün ürünleri kokarca ile mücadele süresince aldığımız gibi karşıdaki çiftçimize bu şekilde vereceğiz. Başka neler yapıyoruz? Gördüğünüz gibi işte elimizde çeşitli ilaçlar var. Bunların da çok reklam olmasın, şöyle kapatalım. Bu ilaçlarla alakalı da üreticilerimizin merdiven altı yerlerden ilaç almamalarını tavsiye ediyoruz. Bitki koruma ürünü satan bayilerden almalarını öneriyoruz. Hamboğazında çeşitli yerlerde bunlar var. Bizde de var. Lütfen barkodu üzerinde olan kare kodla sistemden çıkarılan ilaçlar alsınlar. İlaç öldürmüyor diye de bir şehir efsanesi var. Söylemem ne kadar doğru olur bilemem ama bunu ilaç öldürmüyor diyenler bir çay kaşığı bir içsinler bakalım ne oluyor. Dolayısıyla tabii ki bunu kimse denemezsin. Yani burada hata yapmış da olmayalım. Bu söylemi kullanan vatandaşımız yemin ederek söylüyorum, ilaç kullanmıyor. Bak Ahmet Mehmet demiyorum. Öldürmüyor diyenlerin hiçbirisi ilaç kullanmıyor. Bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Çünkü ilaç atmadı. Ben ilaç attım vallahi öldürmüyor diyor. Demek ki ilaç merdiven altı. Atmıyor. Atmıyor ya da merdiven altı. Şu aleti, şu ilacı kullanıyorum. Şu reklam şeyi kapatayım. Ürünün adını kapatayım. Benim evim Yunus Emre Mahallesi'nde. Ben bu ilacı uzun yıllardır kullanıyorum.
Bu ilaç daha önce Kokarciğer ruhsatlı değildi. Şimdi ruhsatını aldı. Üreticimiz bu biosidal dediğimiz ilaçlarla evinin içini ilaçlar en az 2 ay mı 3 ay gibi, sineklerde 6 ay gibi rahat eder. Dış mekan ilaçları, çeşitli dış mekan ilaçları var. Onları da ilaçlar devletin verdiğiyle beraber. Biz bunları bulundurmaya çalışıyoruz. Bu sene bir karar aldık. Şunu da söyleyeyim, sonra geçeyim ona. Bu da Tarım Bakanlığımızın özel şirketlerin, İstanbul'da bunun ithalatçı firması. Firmaya ulaştık, firmayla aramız gayet iyi. Bu foreman kokusu Türkiye'de çok az bulunuyor. Çünkü alan, fındık alanı çok fazla arkadaşlar. Bu fındık alanı çok olunca da siz burada koku yetiştiremiyorsunuz. Ama biz ilişkilerimizi diğer işte şu aygıtı bize bulan arkadaşımız vasıtasıyla orada iyi bir diyalog oluşturduk. Burada odamızda orada olduğu sürece de bu kokuyu odamızda eksik etmeyeceğiz. Ancak ne bu koku, ne bu feromon, ne bu feromon, ne de bu sarı tuzak. Bunların sarı tuzak öldürür, yapışır ölür orada. Bunların hiç birisi kokarcayı öldürmez. Feromon kokusu öldürmez. Bunun içindeki zehir deneyeceğiz, buna bakacağız. Bunun içerisine hapseder ama etrafına çok kokarca çeker, ultraviyole ışık. Siz bunun etrafındaki donatıyı siz yapacaksınız. Bir sayfanda yattın mı Hamza için? Kızlotlu. Sayfan deriz biz fındıklıkta. Sayfan gibi bu aparata sayfan yapacaksınız. Beyaz örtüden, açık renkli krem örtüden. Onu da şu biyosidal ilaçlarla ilaçlayacaksınız. Bu koku içini değil. Buna ilaç değdirmeyeceksiniz. Buna kesinlikle ilaç değdirmeyecek. Bunu anlatacağım. Bunun etrafını ilaçlayacaksınız. Işık çekecek. Duvardaki ilaç değdiğinde onu öldürecek. İlaç değdiğinde anında öldürmez. Onu sürüm sürüm süründürür. Ondan ne oğul olur, ne uşak olur, ne herhangi bir şey olur. Onun işi ve lakkani amin deriz. Bu kokuya gelince, feromon kokusuna gelince, feromon kokusu çok gerçekten ciddi bir tuzak çekiyor. Çok ciddi çekiyor. Bu tuzakları da, bu feromon kutusu tuzaklarını da, bunun tuzaklı aparatları da var plastikli. Bunları da sabah ya da akşam serinle, bu özellikle bu aleti arı çıtasını çok hızlı hareket ettirmemek gibi üreticimiz oradan akşam ya da sabah karanlığında alacak. 30-40 metre öbür tarafa götürecek, sessiz gene. Çünkü çok akıllı bir böcekle savaş veriyoruz. Ben yeryüzünün en akıllı böceğini arı zannederdim. Bence yine arı ama bu arıdan farklı değil, çok akıllı. Arı kolonisini korumak adına akıllı, bu kendini koruyor. Yani feromon değil, kokarca kendisini koruyor. Çok akıllı bir böcek. Hızlı hareket ettiğinizde uçar gider, ilaç boşa gider. Bunu ilgili yerden alıp biraz öbür tarafa götürüyorsunuz. O yeri anında ilacınız yanınızda oluyor. Anında ilaçlamak zorundasınız. Oradan kaçar gider. Bu hareketi, bu eylemleri bizim çiftçilerimizin içerisinde kaç, yüzde kaç kişi yapar? Az kişi yapar. O yüzden kıymetli basın mensupları, sizin bunları fersah fersah, sürekli bıkmadan yazarak eğitmenize ihtiyacımız var. Biz dilimizin döndüğünce, ağzımızın çıktığınca anlatabiliyoruz. Bu anlamda ben sizlere çok güveniyorum. Hepiniz dostumsunuz, hepiniz arkadaşım, kiminiz kardeşim, kiminiz abim diyelim. Dolayısıyla çok size bu anlamda gerçekten ihtiyacımız var. Bütün bunlar niye anlatıyorum? Mücadelemizin zor olduğunu size söylemek için, anlatmak için bunları geniş kapsamlı anlatıyorum. Diyor ya siyasetçinin birisi, gençliğimiz var, yolumuz uzun. Bu yol öyle uzun, meşakkatli bir yol ki, ekmek kavgası yolu, siyasi adamın geleceğiyle alakalı ilintili bir yol falan değil.
Çok bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor. O açıdan çok bunu derin derin anlatmaya çalıştım size arkadaşlar. Bu anlamda bu mücadele noktasında ben buradan haykırarak söylemek istiyorum. Tarım Bakanlığı artık uyan. İl müdürlüklerini, ilçe müdürlüklerini sayın valimizi ya da kaymakamımızı kendi kendine bırakamazsınız. Ankara'dan yüksek ses duymak istiyoruz biz. Her türlü olayda, her türlü bir aksiyonlu bir işte televizyonlarda bütün kanallar duruyor, bir noktaya yöneliyor. Bununla alakalı biz bir şeyler duymak istiyoruz. Hükümet edenlerden, Tarım Bakanlığı'ndan gerçekten bir şeyler duymak istiyoruz. Çok gerginiz, üretici adına dertliyiz. Tarım Bakanlığı 1, Sağlık Bakanlığı 2, Çevre Bakanlığı 3, Karayolları Genel Müdürlüğü 4, Orman Genel Müdürlüğü 5, neredesiniz? Bizi ilgilendirmez diyemez Çevre Bakanlığı. Adın Çevre Bakanlığı senin. Niye Çevre Bakanlığı adını aldın be adam? Çevre Bakanlığı'nın mutlak surette bu işin içerisinde olması lazım. Karayolları Genel Müdürlüğü ne alaka dersiniz? Var mı merak eden içinizde? Ne alaka Karayolları Genel Müdürlüğü? Karayolları kenarındaki refüjlerdeki palmiyeleri, oradaki süslü bitkileri, köprü altlarının üstlerini, oradaki kokarcanın saklanacak olduğu hele hele zakkumların içerisini ben mi ilaçlayacağım? Kim ilaçlayacak yani burada? Belediyeler, artık herkes taşın altına elini açacak kardeşim. Büyükşehir Belediyesi. Öyle sivrisinek ilaçlama değil bu iş. Sulu sivrisinek ilaçını koyuyorsunuz, dar makine gidiyor. Artık vazgeçin bunlardan. Taşın altınıza elinizi açacaksınız, ölüyor. Fındıkçı ölüyor, fındık gidiyor. Dolayısıyla bütün paydaşları göreve çağırıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü. Arkadaşlar ormanların içerisinde yatıyor. Fındık bahçelerinin kenarlarında ormanın içerisinde yatıyor. Kim ilaçlar? Orman Genel Müdürlüğü'nde bunlar kim yapar? Ben bilemem. Şimdi biz bütün paydaşları çağırıyoruz. Aman çiftçi, Ahmet Emahçı, Dez hep beraber bunları yapalım diyoruz. Doğru ama esas hükümet edenlerin, esas mevki başında olanların bu işin üzerinden bir ses duymak istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar Ünye Ziraat Odası olarak da son olarak da şunu söyleyeyim. Üreticimize destek olmak adına 700 bin TL tutarında 10 bin adet biyosidal ilaç vereceğiz, dağıtacağız. Biz insan sağlığı bizim için çok önemli. Diğer ilaçları elbette tarım ilaçları da kullananlar da bizim için elbette çok önemli. Tarım Bakanlığı bunları vereceğini biz bildiğimiz için kışla dediğimiz alanların el içi alanlarında odamızın desteğiyle ilaçlanmasını sağlayacağız. Bu anlamda da odamıza kayıtlı üyelik vasıflarını yerine getirmiş her bir çiftçimize 5 kilo suyla seyrekleştirilerek atılacak bu ilaçlardan biz de ilaç dağıtacağız Ünye Ziraat Odası olarak. Arkadaşlar geldiniz, davetimize icabet ettiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sorularınız varsa alayım.